Sözcü Televizyonu ekranlarından, Başka Bir Söz programından hepinize merhaba. Bir yanda yaz sıcakları, bir yanda ekonominin, siyasetin, gündemin harareti derken yine dengemizi korumakta çok zorlandığımız bir haftayı geride bıraktık. Ama biz bu akşam işte bozulan bu dengeyi, ruh, beden, zihin dengemizi nasıl koruruz? Türkiye koşullarına, hayatın koşullarına rağmen nasıl daha sağlıklı yaşalırız, nasıl daha mutlu oluruz? Yarın sabah uyandığımızda mücadelelerimize, hayatımıza nasıl dört elle sarılırız? Farklı uzmanlık alanlarıyla bunu konuşacağız. Çok değerli konuklarımızla her hafta olduğu gibi. Klinik psikolog Profesör Ebru Şalcıoğlu, hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Diyetisyen ve sosyal medyadan çok iyi tanıdığınız yazar Elvan Odabaşı, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Ve Ankara stüdyomuzda nörolog Profesör Doktor Taşkın Duman. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Diyorum ve hemen başlıyoruz. Ebru Hocam sizinle başlayalım. Bir kere bir genel değerlendirmeyle girizgah yapalım, sonra derinleşeceğiz. Memleketin ruh halini, toplumun psikolojisini nasıl görüyorsunuz? En zor soruyla başlayalım. Süremiz ne kadar? Tabii ki Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Özellikle bu ekonomik sıkıntılardan tabii ki kaynaklanan zorlayıcı bir süreç. Ve biz araştırmalardan biliyoruz ki ekonomik sıkıntılar, işte gelirin düşük olması, işsizlik gibi faktörler depresyon ve anksiyete sorunlarını fazlasıyla tetikliyor, oranlarını çok arttırıyor. Bu aslında sadece Türkiye'ye has da bir sorun değil. Aslına bakarsanız global olarak dünya üzerinde bir ekonomik kriz söz konusu. Dolayısıyla zaten pandemiden sonra ruh sağlığı sorunlarında büyük bir artış oldu. Yani dünya üzerinde 8 milyar insan yaşıyor ama yaklaşık 1 milyar insanda sorun oldu, bir psikolojik sorun oldu. Olduğu bulgulanmış durumda. Bunların önemli bir çoğunluğu da anksiyete ve depresyon sorunları. Dolayısıyla biz de ülkece bunlardan açıkçası kendi payımıza düşeni yaşıyoruz. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi söylemek mümkün. Ama tabii bu herkese etkiliyor demek de doğru olmaz. Yani bazı gamsızlara etkilemiyor mu hocam? Şaka yapıyorum tabii. Şöyle diyelim, yani insanlarda tabii bir psikolojik sağlamlık, bir güçlü olma hali de var. Biz o kadar da kırılgan şeyler değiliz, canlılar değiliz. Baş edebiliyoruz, bir takım sorunlarla birlikte hayatı sürdürmekle ilgili bir yetimiz var. Ayakta kalıyoruz. Dolayısıyla hani evet moralimiz bozuk, can sıkıntısı var ama bir şekilde de bir kısmı daha zorlanırken ve belki de yardıma ihtiyaç duyarken önemli bir kısım da bununla baş edebiliyor ve hayatını bununla birlikte sürdürebiliyor. Bir denge içerisinde ilerliyoruz. Nereye gideceğimizi göreceğiz tabii ki. Zaten herhalde şu baş etme başlığını ayrıca bir uzun konuşmak lazım değil mi? Yani elbette. Olmaması değil hayatta sorunların ama onlarla baş etme yeteneğimizi geliştirmek. Her zaman öyle tabii ki. Yani biz bir dolu stresörle karşı karşıya yaşıyoruz aslına bakarsanız. Dünya üzerinde hayata geldiğiniz andan itibaren stresörlerle karşı karşıyasınız ve hep bunlarla bir şekilde mücadele, baş etme, üstesinden gelme ya da birlikte yaşama. O da bir yeti. Bak her şeyin de üstesinden gelme. Gelmek mümkün değil. Bazı şeyleri de yöneterek yaşamak lazım. Dolayısıyla biz zaten evrimsel süreç içerisinde sürekli hayatta kalma mücadelesi veren bir türüz diğer türler gibi. Ve bununla hayatımızda karşı karşıya kaldığımız stresörlerle birlikte hayatımızı işte evrilerek sürdürüyoruz. Elvan Hocam şimdi derler ya Hollywood yıldızları işte role hazırlanmak için mesela Manastır'da 3 yıl geçirdim falan diye. Evet. Ben de size soru sorabilmek için 44 yıldır kilo oluyorum. Aşk olsun. Çok hazırım size soru sormaya. İşin şakası bir yana ama tabii yani bütün bunlar fiziksel sağlığımızı, beslenme alışkanlıklarımızı ve her şeyi de etkiliyor. Yayın öncesi de konuştuk yani bundan birkaç yıl önce bunu konuşuyor olsaydık sağlıklı temiz beslenme ya da siz bir öneri verdiğinizde işte şunu yiyin, avokado yiyin bir şey dediğinizde bu çok normaldi ama yani bugün ne diyeceğiz ki yani soğanın 40 lira olduğu yerde ne yiyeceğiz de sağlıklı beslen diyeceğiz. O yüzden işiniz çok zor. Onun hakkını teslim ederek başlıyorum ama genel bir değerlendirme istiyorum. Hani bu stresli ortam beslenme alışkanlıklarımızı ve bedenimizle kurduğumuz ilişkiyi nasıl etkiledi? Hep şunu söylüyorum ben. Hani hayattan doymayan tabaktan doymuyor. Şimdi az önce hocamız da çok kıymetli bir şekilde vurgu yaptı. Sosyal alanlardaki doyum ve hazla ilgili ilişki azaldıkça
tabaktaki yiyeceğin volümü, miktarı artmaya başladı ve orada da daha çok haz gıdalarına yönelim başladı. Haz gıdaları deyince de bunu hani şey gibi düşünmeyelim. Hemen bize böyle ay ekmekti, pilavdı, makarnaydı. İnanın bunlar hani çok temel ihtiyaçlarımız ve bunların artık böyle karalanarak konuşulacağı dönemlerde de değiliz. Hani 10-15 yıl öncesinde hani herkes aman ekmek yemeyin ya hani ekmek bulalım ve yiyelim şeklindeyim şu anda. Ekmeğe de en son gelen zamlar doğrultusunda da bunu konuşalım. Ama şöyle bir şey var ki insanlar daha içeriği boş olan gıdalara yönelmeye başladılar. Burada tabii tatlı zevkler, kafeinli zevkler, şekerli zevkler, alkollü zevkler, nikotinli zevkler bunlar artmaya başladı. Çünkü bir şeyle bağ kurup hatta o böyle bir bağımlılık temeline oluşup orada varlığını sürdürmekle ilgili bir çabaya dönüşmeye başladı artık birazcık. Duygusal yeme. Yani bugün en büyük problemimiz gerçekten duygusal açlık, sosyolojik açlık. Kültürel açlık. Bakın bu da bir başlık. Yani kişiler kültürel anlamda da kendini, zihnini doyurmadıkça tabakla olan o ilişki başka bir boyuta gidiyor. Doğru. Pandemiden vücut ağırlığımız daha fazla çıktık. Pandemiden hormonlarımız bozulmuş bir şekilde çıktık. Buradaki en büyük problemlerden bir tanesi tüm dünyanın uykusunun kaçmasıydı. Evet. İnsomniaya koronasomnia denilmeye başlanıldı. Bugün her iki kişiden birisinin derin uyku problemi var. Şimdi uyku problemi benim gündemime neden düştü? Uyku problemi yaşayan birey melatoninden yoksun kalmaya başladığı sürece insülin salınımı artıyor. Bu sefer karbonhidrat tüketimi artmaya başladı. Ve baktığımızda bu son zamanlarda bunu bu yaza herkes şey diyor. Bu yaza hepimiz hazırlıksız girdik. Gerçekten çok ani geldi. Yani ani geldi tabii, bir deprem süreci vardı. Seçim, yani iki seçim atlattık. Yani şimdi bakıyoruz hani pandemi, deprem, seçim bunların hepsi ne yapıyor? Stres faktörlerini arttırıyor. Kortizol salınımı artıyor. Melatonin düşüyor. Bu sefer birey insülin salınımıyla beraber daha çok karbonhidrat tüketiyor. Sonuç ne? Bel çevresi genişlemiş bir ülkeyiz artık. Her 10 kadından 4,5'unda obezite problemi var. Her 10 erkekten 3'ünde obezite problemi var. 3 çocuğundan bir tanesi ergenlik dönemine obez bir birey olarak geliyor. Yani ve bu çok ciddi bir, artık bunu kozmetik gerçekten konuşmamamız değil, gerekiyor. Problemi, evet. Hem zihinsel hem de ruhsal boyutta da bir sürü faktörleri var ve bir sürü detayları var. Onun için bu masada hepimizin bir arada oluyor olmasını çok önemsiyorum bu noktada. Bunların hepsini detaylandıracağız. Yani bir kere temiz, sağlıklı gıdaya erişim vesaire hepsini, beden algımız, sosyal medya bunu nasıl etkiledi, bu filtreler dünyası.